Arkadaşlar herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan bugün sizlerden gelen güzel gollere bakacağız, enteresan gollere bakacağız. Sizler de göndermek istiyorsanız açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki mevcut arkadaşlar. Discord'a gelip şu sol tarafta, bakın mouse'da gösterdiğim yerde, mouse'u görüyor musunuz bilmiyorum, sol tarafta aşağıya kayıyorum. Burada etkinliklerin altında DLS gol paylaşım kanalı var. Sizler de ekran görüntülerinizi, attığınız golleri veya yediğiniz golleri veya böyle çok enteresan farklı böyle pozisyonları gönderebilirsiniz. Sadece gol olarak değerlendirmeyin arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsınız. Sevinirim. Kanalın izlenme istatistiklerine baktığım zaman %83 abone olmayan kullanıcılar tarafından izlendiğini gördüm. Bu beni açıkçası birazcık üzdü arkadaşlar. Abone olmayanlar da olursa seviniriz. Bu bir ricadır tabii ki de. Şimdi Mert 123 ya da Mert 123 isimli arkadaşımızın golüyle başlayacağız. Bakalım nasıl bir gol atmış arkadaşlar, hep beraber görelim. İzliyoruz. Bastık. Bale'di herhalde o, yanlış görmediysem. Evet. Güzel bir topuk pası. Aubameyang topuk ile gol atmış demişti. Şuradan bir daha bakalım. Böyle bir pas geliyor. Ceza sahası dışından güzel. Enteresan bir gol olmuş arkadaşlar. Mert'e teşekkür ediyoruz. Altına da yazmış. Topukla gol Aubameyang diye arkadaşlar. Ondan sonra burada kadroları geçiyoruz. Kadroları buraya atmayın arkadaşlar. Yine Mert'in golü var. Bakalım nasıl bir gol atmış. Kale boş şu an. Gol mü? Enteresan pozisyon, ona da bir bakalım. Boş kaleye vuruyor. Kalecinin omzuna çarpıp giriyor. Güzel. Kendi kalesine güzel bir gol attırmış. Rakibe değişik, enteresan bir gol olmuş arkadaşlar. Bir gol daha var. Gerrit Bale, yanlış görmüyorsam. Ha, bu kurtarış. Aynen. Bu kurtarış arkadaşlar. Herhalde... Aynen. Zaten kendisinde Galatasaray forması var. Rakibi kendisi gol yiyecekken, boş kaleye atacakken oyuncusuna çarpmış. Hep gol mü olacak? Bir kere de kurtarış olsun demiş. Aynen kardeşim, katılıyorum sana. Eka Maho diyor arkadaşlar. Bu arkadaşımızın gollerine de bir bakalım. Nasıl golleri var? Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Ceza sahasına doğru sokulmuş. Kaleciyi... Oo güzel. Kalecinin üstünden çalım atarak geçmiş. Güzel bir gol. Enteresan bir gol. Burada hemen bakalım. Kaleci kullanmış tam orta saha çizgisinden. Kale boş. Bayağı bir uzaklardan. Kalecinin hamlesi yetersiz. Ve orta sahadan bir güzel gol daha kaydetmiş. PK Maho isimli arkadaşımız. Edinson Cavani frikikten bir gol kaydetmiş. Bu da güzel bir gol olarak değerlendirebiliriz. Bakıyoruz arkadaşlar, hemen barajın en sağından güzel bir gol olmuş. Onur ZZ frikik Alaba demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Alaba ile atmış olduğu bir frikik var. Sizler de dediğim gibi gollerinizi bu şekilde gönderebilirsiniz arkadaşlar. Barajın hemen üstünden güzel bir frikik. Aynen. Çaprazdan atmak biraz daha zor frikiklerde, biliyorsunuz. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Kornerden bir gol var? Yok. Ortayı yapmış. Arkaya aşırtmış. Evet, bu buradaki enteresanlığı çözemedim. Orada bir arkaya aşırtırken Fenerbahçe'nin taktiğine benzemiş biraz. Burada yine bunlar birazcık basit goller oluyor artık arkadaşlar. Çizgiye yakın bir yerden az önceki golün aynısı. Evet, teşekkür ediyoruz. Tamer RMA. Tamer'in golleri genelde güzel goller oluyor arkadaşlar, ama altına yazmış hep gol mü paylaşacağız, biraz da kurtarış olsun demiş. Katılıyorum kendisine. Bakıyoruz nasıl bir kurtarış. Oo, güzel bir kurtarış. İyi ki bu şekilde oyuncunun çıkartması topuyla güzel, enteresan bir pozisyon olmuş kaleciden önce. Zaten kaleci de çıkaracakmış herhalde, ama değişik enteresan bir pozisyon olmuş arkadaşlar. Tamer'e de teşekkür ediyoruz. Gol İbrahimovic demiş. Ahmetcan Besli. Bakalım Ahmetcan'ın İbrahimovic'le attığı golü arkadaşlar. Bayağı bir uzaklardan kaldırmış topu, gelişine sert düzgün bir vuruş ve mükemmel bir gol daha kaydetmiş. Enes 15'in golüne bakıyoruz. Ne oldu orada anlamadım. Bir daha bakıyoruz. Top üst direkten dönüyor. Kaleciye çarpıyor. Oyuncunun önünde kalıyor ve tamamlıyor. Kendi kalesine mi attı ki burada, onu çözemedim. Onu da yorumlarda yazarsa sevinirim. Enes 15'e mi baktık? Evet. Enes 15'e baktık. Murat 123. Murat 123'ün bir golü daha var arkadaşlar. Ona da bakıyoruz. Kaleci ile atmış Ederson. İki kaleci karşı karşıya. Çalımını atmış kaleci. Ve mükemmel bir vuruş. Kaleci ile kaleci karşı karşıya. Ederson adeta forvetleri aratmayan bir performansla golünü kaydetmiş arkadaşlar. Grampi Serhat diyor. Bakalım Grampi Serhat nasıl bir gol atmış.
Evet, uzaklardan güzel bir plase yapmış. Güzel bir gol atmış. Bu şekilde isim yazmayın arkadaşlar. Ben zaten isminizi okuyorum. Murat'ın gollerine bakmıştık. Ahmet'in golüne bakıyoruz. Bizim moderatörümüz aynı zamanda. Burada güzel bir çalım. Kaleci Oblak. Kaleci Oblak da buralara kadar gelmiş. Kaleci Oblak attı çalımını. Adamın önünü açmışlar zaten. Gol Jean Oblak demiş. Oblak. Bu şekilde Oblak diye yazabilirsiniz ama isminizi yazmayın arkadaşlar. Oblak. Mükemmel bir vuruş. Kalecinin bayağı bir yakınından geçmesine rağmen topu tutamamış ve güzel bir gol atmış arkadaşlar. Bir golü daha var. Paul Dybala. Bakıyoruz. Sağ kanada doğru orta. 12 numaralı kim bu? Paul Dybala. Oo, oradan. Kaprazdan. Harbiden güzel gol. Değişik, enteresan bir gol olmuş. Ve Cristiano Ronaldo. Bak Ahmet güzel bir üçleme yapmış burada. Üç güzel golü. Oha, oradan da attım deme yani. Oradan da dömü voleyle, voleyle attım deme. Attım mı? Atmamıştır ya. Olan atmış be, helal olsun. Direğin dibinden güzel bir gol. Cristiano Ronaldo. Ahmet'e teşekkür ediyoruz bu golü bizimle paylaştığı için. Murat'ın gollerine bakmıştık. Hadi bir daha bakalım nasıl bir golü var. İzliyoruz. Fazla atmayın arkadaşlar. Böyle çok en beğendiğiniz enteresan gollerinizi atın. Evet, güzel bir vuruş. Bu güzel bir gol olmuş. Teşekkür ediyoruz Murat'a paylaştığı için. Ondan sonra belki daha güzel goller olabilir ama hiç göstermedim. Arkadaşlara göstermek istiyorum. Diamond 34 diyor. Bakıyoruz. Oraya bir üzülme emojisi yapmış. Ceza sahası dışına çıkartmış. Of. Gerçekten güzel bir gol yedi mi attı mı bilmiyorum ama gol güzel abi. Dışarıya çıkartmış. Gelişine sert bir vuruş. Güzel bir gol olmuş. Bir gol daha var. 3 tane gol var dedim. Atayım demiş. İkisini görüyoruz. Burada kaleciye güzel bir çalım. Hala bir çalım. Hala bir çalımlar ve enteresan bir gol. Diamond 34'ten. Yine bir gol daha var. Offside vermesi üzdü diyor. Bakalım. Burada ne oldu şimdi? Oo, güzel lan. Vallahi güzel lan. Değişik hareketler. Enteresan hareketler. Çok güzel hareketler bunlar gibi oldu arkadaşlar. 9 numara. Artık bir pas burada. 7 numara. Tekrardan 9 numara. Aynen. Offside olmasaymış güzel bir gol olacakmış. Diamond'a da teşekkür ediyoruz. Tamer'in bir golü mü var? Ne diyor? Hepsi online karşılaşmalar. 13-11. Ligler. Ben kariyer maçı hiç oynamıyorum demiş. Tamam kardeşim. Sıkıntı yok. Tamer'in golleri dediğim gibi genelde güzel oluyor. Bakalım bu nasıl bir gol. Ronaldo bekletmeden Neymar'a. Neymar güzel bir çalım. Ne oldu? Ha, buradaki çalımlar anladım. Mükemmel çalımlar. Ve mükemmel bir gol. Bakıyoruz. Mükemmel çalım. Bacak arası buradaki sıyrılmayı gösteriyor. Aynen. İki kişiden mükemmel sıyrılmış. Bu şekilde enteresan pozisyonları da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Demek istediklerim bu. Gerrit Bale. Bale. Güzel bir çalım kaleciye. Ve mükemmel bir gol. Kamerin attığı goller, kamerin attığı çalımlar her zaman beğenmişimdir arkadaşlar. Bakın burada yine mükemmel sıyrılmış. Teşekkür ediyoruz. Sadece goller değil, bu tarz güzel enteresan pozisyonlarınızı da gönderebilirsiniz. Yine Tamer'in bir pozisyonu var, bakalım nasıl atmış arkadaşlar. Gol mü atmış onu da bilmiyorum. Gördünüz mü? Bakın. Burada Ronaldo topu durduruyor ve bacak arası. Güzel. Demek istediğim bu arkadaşlar. Tamer kendimi atıyor. Başka yerden mi bulup gönderiyor bilmiyorum ama Tamer bu işi iyi yapan adamlardan birisi. Vurmuş, kaleci çıkartmış. Ceza sahasına da ceza sahası dışından güzel bir topuk vuruşu mu diyeyim? Aynen, güzel bir topuk vuruşu ve topu ağlara gitmiş. Güzel bir gol olmuş. Tamer'e teşekkür ediyoruz bunu bizimle paylaştığı için. Diğer arkadaşımız S ve J isimli arkadaşımız. Bakalım nasıl bir pozisyon? Tam göremedik burada. Aynen burada tam çizgide. Hadi oğlum. Tam çizgide kontrol etmiş. Tamam. Ortayı yapmış. Evet, mükemmel bir roşata ve mükemmel bir gol olmuş. Teşekkürler kardeşim. Muhammed 36'nın golüne bakalım bir de. Nasıl bir gol? Yine net çekilmiş bir pozisyon. Ne oldu lan orada? Buradan bir daha bakabilir miyiz? Burada pas veriyor. Burada gelişine böyle salmış topu yani. Güzel. Muhammed'in golü de güzel, beğendim. 52'lik adamla atmıştım. İsmini hatırlamıyorum demiş. SVJ. Bakalım nasıl bir gol atmış arkadaşlar. Hemen izliyoruz. 52'lik bir adamla atmış. Evet.
Kale çizgisine yaklaşmış, ortaya açmış. Uzaklardan çatala takmış topu 90'a. Güzel bir gol. 52'lik adama göre hatta bayağı müthiş bir şut diyebiliriz. 128 Hayrettin'in atmış olduğu bir gol var arkadaşlar. Tam ceza sahası çizgisinden bir free kick vuruşu. Bakıyoruz. Barajın üstünden güzel. Güzel bir free kick. Çatala takmış. Biraz hızlı geçiyorum. Diğer arkadaşları da göstermek istiyorum. Hayrettin'in birkaç tane daha golü var. Hadi şuna da bakalım. Nasıl bir gol olmuş? 9 numaralı oyuncu. Kim bu? Neyse çok da önemli değil. Orada bir adam kaçıyor, gördük onu. Evet, ona bir ara pas. Ama biraz gerisinde mi kaldı? Yok, yetişti, tamam. 10 numara, 9 numaradan 10 numaraya pas. Gelişine mi çaktın oradan? Öf, bu tarz golleri seviyorum ya. Gelişine, bu tarz uzaklardan vurulan golleri seviyorum. Güzel bir gol olmuş kardeşim. Enes diye bir arkadaşımızın golü, hemen yine ona bakıyoruz. Golüm artık attığı gol mü, yediği gol mü, enteresan bir pozisyon mu, onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ben de şu an ilk defa sizlerle birlikte izliyorum, onu da söyleyeyim. Daha önce izlemedim. Kalecinin önüne gelip kalecinin üstünden güzel bir çalım. Kaleci dönmüş topu ama top ata alan Üsküdar'ı çoktan geçti. Mbappe. Kurtuğan'ın yediği gole bak. Rezil olduğundan Kurtuğan. Bu sefer de Enes 15 isimli arkadaşımızın. İki farklı arkadaş herhalde bunlar. Burak gibi diyor. Aynen, Burak gibi bir gol atmış frikikten. Benzer noktadan güzel bir vuruş. Vuran da herhalde Griezmann arkadaşlar. Güzel bir frikik golü olmuş. Diamond 34'e bakmıştık. Limonata kafa diyor. Golü atan 63. Ne lan o? Ovrealık Dezers. Abi Arapça bilmiyorum ya. Türkçe yazarsanız arkadaşlar okuyabilirim ama Arapça bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Çaprazdan güzel bir şut. Çatala doğru takmış topu. Limonata kafaya da teşekkür ediyoruz. Engin MS. Enes Ünal'ın golüymüş arkadaşlar. Engin'in attığı gole bir bakalım. Forması güzel. Formayı beğendim öncelikle. Enes Ünal uzaklardan mükemmel bir gol. Güzel. Engin'e de teşekkür ediyoruz. Yusuf Beys. Gol atan Jesus'muş arkadaşlar. Bakalım Jesus, Gabriel Jesus nasıl bir gol atmış. Yine ceza sahası dışından mı? Evet. Yine uzaklardan, ceza sahası dışından bir vuruş ve mükemmel bir gol arkadaşlar. May diyor. May isimli bir arkadaşımızın golü. Bakıyoruz. Burada bir çalım gelmiş 29 numaralı oyuncudan. Ha, çalım. Gol değil bu. Evet. Bakıyoruz. Geliyor. Oo, güzel çalım. Harbiden güzel çalım. Böyle yapıyorlar yani. Güzel çalım. İşte demek istediğim bu. Çalım. DLS'de olmayan bir çalım olduğu ve online maç olduğu için attım diyor. Teşekkürler kardeşim. Bu tarz enteresan pozisyonları her zaman atabilirsiniz arkadaşlar. Ahmet'in bir pozisyonu var. Gol mü bakalım. Trent Alexander-Arnold diyor. Messi mi o? Sanırım Messi. Biraz bulanık olduğu için tam seçemiyorum. Aynen Messi'ymiş. Yaptı ortasını. Alexander Arnold'dan beklenmedik bir vuruş. Ve kaleci ne yapıyor abi böyle? Kolları açmış. Bu da Cristiano Ronaldo'nun golüymüş. Bakalım. Orta saha. Oha. Orta sahadan da böyle bir gol atmazsın be birader. Bakıyoruz. Harbiden de girmiş. Güzel gol. Ahmet'e de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu golü bizimle paylaştığı için. Doğukan'ın golü var. Bakalım Doğukan'ın da bir golüne nasıl bir gol bizlere paylaşmış. Büyütelim abi ekranı. Frikik. Topun başında Ronaldo. Gayet uzak bir noktadan vurmak yerine pas atmayı daha tercih etmiş. Gelişine daha net pozisyonda olan arkadaşı topu alara güzel bir şık bir şekilde göndermiş arkadaşlar. Bir de bu arkadaşımız yine bakalım. Saç istiyor. İsmi çarpmış. Yine çarpmış. Kayarak müdahale burada büyük bir ihtimalle faul vermiştir. Enteresan bir pozisyon olmuş ama. Teşekkür ediyoruz paylaştığı için. Batuhan Onuş diyor. Abi bunu da alır mısın demiş. Senin için tabii ki de bu golünü de videoya alırız arkadaşlar. Uzaklardan kaleci öndeyken mükemmel bir vuruş ve mükemmel bir gol. Bakıyoruz tekrardan. Kaleci önde yakalamış. Uzaklardan güzel bir gol atmış. Batuhan Onuş. Evet, Tamer'in gollerine bakmıştık. PK Yasin diyor. Bir de bu arkadaşımızınkine. Bakalım arkadaşlar nasıl bir gol var. Topun başında Muhammed Salah. Frikikten barajın üstünden güzel göndermiş. Direğe çarpmış ve top ağlara girmiş. Böyle direğe çarpıp giren golleri de severim arkadaşlar. Göstermediğimiz arkadaş var mı? Diamond 34 bu arkadaşlarımız gösterdi. Mahmut Çolakoğlu diyor. Dik olduğu için ona bakamayacağız.
Bu şekilde yan atın arkadaşlar. Taç. Bunların bazılarını daha önceki videoda belki göstermiş olabilirim. Kafayla arkaya aşırtma ve güzel bir gol arkadaşlar. Evet. Sizler de dediğim gibi kadro diyorum ya. Gollerinizi arkadaşlar göndermek istiyorsanız bu şekilde açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Discord'a girdikten sonra şu soldaki alandan burada nerede o? Etkinlik bölümünde DLS gol paylaşım kanalı var. Oraya giriyorsunuz. Oraya attığınız golleri, yediğiniz golleri veya böyle enteresan, değişik bulduğunuz pozisyonları yollaya gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone ol sen de, hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba. Abone ol sen de, hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba.